açık bir şekilde PKK'lı teröristleri desteklediğinizde dahi size karşı çıkanları faşizmle itham edip ifade özgürlüğünüze tecavüz edildiğini iddia ediyorsunuz. Ben sizi sert bir dille eleştirdiğimde ise ifade özgürlüğüme saygı duymayıp beni mahkemeye verdiniz. Bunu neden yaptınız? Ayrıca avukatınız benden kriminal bir şahıs olarak bahsetmiş. Ben hayatımda kimseye zarar vermedim ya da zarar veren insanlarla yan yana asla bulunmadım. Avukatınız bu açıklamayı neye dayanarak yapmıştır? İkinci sorum da şu, oğlunuz FETÖ kelimesinin bir nefret söylemi olduğunu iddia ediyor. Siz de FETÖ'nün artı ve medya ayağı olan Bold Medya'nın farklı Twitter space'lerinde boy gösteriyorsunuz, yorumcu olarak katılıyorsunuz. Aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nden düşman, terörist başı Abdullah Öcalan'dan da önderlik olarak bahseden Kürdistan'ın Sesi adındaki terörist Twitter hesabının da space'lerini hiç kaçırmıyorsunuz takip ettiğim kadarıyla. Belli ki Türkiye Cumhuriyeti ve devletinden nefret ediyorsunuz. Var olmasa daha iyi olduğunu düşünüyorsunuz. Peki neden inanmadığınız ve yıkılmasını istediğiniz bu devletin organlarından birisi olan hukuku mesela beni dava etmek için kullanıyorsunuz? Ya da neden bu devletin erk makamı olan milletvekilliğini istismar ediyorsunuz? Neden Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile alakalı kurumları rahat bırakıp elinize bir silah alıp üstünden siyaset yaptığınız cesetler gibi daha çıkmıyorsunuz? Kolay gelsin.